devlet olarak belki tarihin hiçbir döneminde olmayan ölçüde mevzi ve itibar kaybetti Türkiye Cumhuriyeti Devleti. Belki millet olarak hiçbir dönem yaşanmadığı ölçüde çok net çizgilerle artık belirginleşen bir ayrışma söz konusu oldu bu ülkede. Kutuplaşmanın, kamplaşmanın, ayrışmanın bu ölçüde belirgin ve derin ve tehlikeli bir noktada yaşandığı bir başka dönem olmamıştı. Bilerek, istenerek kullanılan bu siyaset dili, yapılan bu kontrollü gerginlik stratejisi toplumu tahminlerin ötesinde bir ayrışmanın eşiğine kadar getirdi. Bu iktidarın ustalıkla icra ettiği bir güzel iş var. Bir algı operasyonunu iyi beceriyorlar. Devletin gücünü, imkanlarını iyi kullanarak medyanın çok büyük bir kısmını kontrol altına aldılar. Oluşturdukları o havuz marifetiyle yeni mevziler kazanıp, şimdi havuz medyası diye tarif edilen biliyorsunuz, bir takım medyayı da kontrolleri altına aldılar. Onlar marifetiyle çok sistemli bir şekilde bir algı yönetimi icra ediyorlar toplumda. Toplumu yönlendiriyorlar. Sanal bir takım gündemler icra ederek, cambaza bak oyunlarıyla dikkatleri başka yerine teslim edip asıl gündemi toplumun dikkatlerinden kaçırıyorlar. Hatırlarsınız 1 Ağustos 2009 tarihinde 12 yıldır birlikte yol arkadaşlığı yaptığınız bu insanlarla kader müşterekliği yaptığınız, pek çok şeyi paylaştığınız, belki birlikte karar verip gereğini beraberce yapmak adına adım attığınız bu insanlarla bugün bir yol ayrımına geldiyseniz, bunu bu millete izah mecburiyetindesiniz. Bu insanlar dün eğer 17-25 Aralık'ta yapılan yolsuzluk operasyonunu bu millette paylaşmamış olsalardı, bu operasyonu Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin hakim ve savcılarının talimatları doğrultusunda yerine getirmemiş olsaydı, göz yummuş olsaydı, bugün bu yaptıklarınıza muhatap olacaklar mı? Olmayacaklar. Gerçekten Türkiye adına endişe duyulması icap eden düzenlemeler. Bu hukuksuzluğun Türkiye'yi adım adım bir felakete götürdüğünü, bu aymazlığın Türkiye'yi adım adım bir yol ayrımına sürüklediğini görmezlikten gelemeyiz. O itibarla Cumhurbaşkanlığı seçimlerini iyi değerlendirmek mecburiyetindeyiz değerli dava arkadaşlar.